Merhabalar Fatma Hanım'la Ne Yemekten hoş geldiniz. Evet, bugün güzel böyle köfteli ekmek kebabı yapacağım. Çok farklı yapanlar var. Ama ben bugün köfteli, herkesin yapabileceği, kolay, çocuklarımızın da severek yiyebileceği bir tarif paylaşacağım. Burada 400 gram kadar kıymam var. Şöyle hemen 2 dilim ekmeğimi ıslattım ve hemen bir tane soğanımı, sarımsağımı rendeleyeceğim. Zaman kaybolmasın diye böyle bunları hazır ettim, hem de soydum. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Ve şöyle güzelce rendeledikten sonra şimdi sarımsağımı rendeliyorum. Sarımsağımı da rendeledikten sonra hemen baharatlarımı ilave edeceğim. Ne seviyorsanız katabilirsiniz baharat olarak. Birazcık böyle toz biber, birazcık karabiber lezzet versin, daha hoş olsun diye. Birazcık böyle pul biber ve birazcık tuzum ilave edeceğim. Şöyle yeterince ve güzelce bunu bir yoğuracağım iyice şöyle. Evet, bunu bayağı bir yoğurmamız gerekiyor. Evet, köftelerimi güzelce yoğurdum, kıymamı şöyle. Şimdi bunu bir üzerine kapak ya da streç yapıp dolaba koyuyorum. Bu dinlenirken ben patateslerimi soyup yıkayacağım, hazırlayacağım. Şimdi soyduğum ve güzelce yıkadığım patateslerimi şöyle güzelce ekmek tahtasının üzerinde, elinizle de yapabilirsiniz ama ilk defa yapacak olanlar belki ellerini acıtabilirler, o yüzden şöyle biraz bayağı bir ince olacak. Yani normal kızartmanın biraz daha incesi olacak. Şöyle bakın, daha ortadan bölüyorum. Bunun özelliği bu yani, patatesler ince ve uzun olacak. Şöyle. Evet. Şöyle bunları bir kenara koyayım. Bu aşamada yağımı da ocağıma koydum. Ve şimdi şöyle ince dilimlemek için ya da elimizle de şöyle yapabiliriz. Ellerimizi eğer acıtmazsak, dikkatli olursak. Bakın şöyle. Evet. Şöyle güzelce şimdi bunları kızartacağız. Böyle de yapabilirsiniz, gösterdiğim gibi. Üst üste koyarak da yapabilirsiniz, daha zaman kaybolmasın diyorsanız. Nasıl arzu ederseniz. Bizler artık yıllardır yapa yapa alıştık. Anne elleri. O yüzden şöyle işte. Şöyle göstereyim. Bakın. Bu boyda yaptık. Şimdi bunları artık kızartacağım. Yağımı da buraya koydum. Bunlar kızarırken de birazcık ben köfte hazırlayacağım. Şimdi hemen kızartmaya patateslerimi atıyorum. Şöyle biraz onlar kızarsınlar. Karıştıralım şöyle. Evet, bunlar kızarırken ben köftelerimi yapayım. Patatesim kızarırken ben buradan biraz böyle küçüğünde irisi, çok büyük değil ama orta boy köfteler yapacağım. Yoğurduğumuz kıymadan parçalar alarak. Yani her kişiye 8 tane ya da 6 tane olacak şekilde düşünürseniz ona göre bir tabak hazırlayabilirsiniz kişi başı. Şöyle
Önce patateslerimi kızartacağım ben. Tabii çok farklı yapanlar var ama benim yapma şeklim bu. Genelde böyle kızartmalarda önce patatesi kızartıyorum. Sonra ben köftelere kızartma işlemi uyguluyorum. Şimdi şöyle kaç tane oldu bir bakalım. 2, 4, 6, 7, şöyle 8. Hadi 2 de benden olsun şöyle. 10 tane bir yapayım. Bir porsiyon sunumluk. Diğerlerini sonra devam edeceğim. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10 tane yapıyorum. Şimdi patateslerim güzelce kızarsın. Sonra bunları atacağım. Onları da kızartacağım. Ve ocaktan alacağım. Bunlar olurken hemen şöyle bir porsiyonluğa sunum yapacağım için şöyle bir çorba kasesini aldım. Kendi mayaladığım yoğurdum var. Onu birazcık karıştırdım ve içine bir diş sarımsağı şöyle hemen ister rendeleyin ister böyle bici bici benim gibi kıyın, doğrayın ve şöyle bir karıştırıyorum. Üzerine yapacağım yoğurdum da hazır. Bu da kenarda beklesin. Patatesim kızarken ben burada hemen şöyle birazcık sıvı yağ aldım. İstiyorsanız bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı sıvı yağ yapabilirsiniz. Ve bu aralar ben biraz tereyağına dikkat etmeye çalışıyorum. Yani azaltıyorum birazcık. Kolesterollerimiz kırıldığı için. Salçalarımız yine kendi yaptığımız salçalarımız şöyle göstereyim bakın. Çok harika. Yazdan yapıyorum. Sizler de merak ediyorsanız artık kanalımdan salçaların yapımlarına bakabilirsiniz. Biber, domates. Hem eski sistem doğal güneşte yapma var. Hem ocakta, tencerede, fırında yapma var. Hangisini merak ediyorsanız kanalımızdan takip edebilir, yapabilirsiniz. Şöyle birazcık olduktan sonra çok az ister pul biber, ister toz biber yapıyorum. Ben birazcık toz biber yapıyorum. Ve onu da şöyle biraz karıştırdıktan sonra buradan patatesimi de şöyle bir karıştırıyor. Güzelce kızarsın her tarafı. Evet. Şimdi buraya birazcık su ilave edeceğim. Yarım su, 2 yemek kaşığı kadar şöyle bunun çözelmesini sağlayacağım. Daha akıcı olmasını sağlayacağım. Şöyle biraz da bununla kaynasın. Biraz koyulasın. Bu aşamada artık patateslerimi bir daha karıştırayım şöyle. Güzelce. Hatta bunu daha da küçük yapanlar var patatesini. Kibrit çöpünden tabii ona yakın bir küçüklükte, incelikte yapanlar var. Hatta rendenin bile öyle rendeler var artık biliyorsunuz. Böyle doğrayacağız diye uğraşmıyorsunuz. Hemen istediğiniz büyüklükte rendelik kızartabiliyorsunuz ama biz işte anne usulü alışmışız. Hep böyle ellerimizle yapıyoruz. Ve sosumuz sıçradı maşallah. Aç bir veri gelecek derler bir şey yaparken sıçradığı zaman bizde. Şöyle sosum biraz koyulaşsın. Kızartmam olsun. Şöyle bakıyorum artık sosuma. O istediğim kıvam biraz akıcı, biraz koyu şöyle. Evet. Artık bu tamam demek. Bunu kapatıyoruz. Sosumuz hazır. Evet, kızartmamı da alıyorum. Şöyle altını kısacağım. Çünkü köftelerimi de bu kalan yağda kızartacağım. Hatta biraz şey olursa öbür tarafa şöyle kızartmamı alacağım. Ben genelde kızartmalara tuzu son anda ilave ediyorum. Şöyle birazcık üzerine tuz ilave edeceğim. Peçetenin üstüne aldım. Ve şöyle birazcık tuz yaptım her yerine. Ve bu burada
kavururken, yağını çekerken hemen köfteleri kızartacağım. Köftelerimi de hemen, yağım zaten sıcak. Şöyle hemen güzelce arkalı, önlü her yerleri nerede kızarana kadar kızartıyorum. Şöyle ara sıra sallayarak ben bir porsiyonu hazırlayacağım. Diğer kalanlarını biraz sonra yapacağım ama şimdi size şunu göstermek için bunu yapıyorum. Sizlerle bu verilen oranları azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şöyle. Her yerde kızartacak şekilde, içi çiğ kalmayacak şekilde böyle ara sıra bir o tarafına, bir o tarafına yaparak köftelerimizin hem içlerini çekip hem nargili kızarmalarını sağlayacağız. Bugün mübarek cuma. Bugün cumartesi mübarek olsun diyorum. Allah'ım kimin ne sıkıntısı varsa gidersin. Kimin ne isteği varsa kabul etsin. Hayırlısıysa, hayırlı olacaksa diye dua ediyoruz. Çıkmazdan çıkarsın güzel Allah'ın hepimizi. Her şeye hayırlısını versin. Mehmetçiklerimizi korusun. İlkemize birlik güzel huzur versin. Her yerde en güzel yerde olmasını sağlasın Allah'ın ülkemizin diyorum. Şöyle köşelerin de arkalarını kızarırken ben şimdi en alta kızarttığım ve peçeteye aldığım patateslerimi şöyle bir yerleştireceğim. Şöyle ve tezgahımız temiz. Şöyle hafiften şöyle patateslerim soğudu. Köftelerim dolu. Onları da şöyle kapattım. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi kalmayacak şekilde her yerlerini yaptım. Şimdi sunum aşamasına geldik. Şöyle bir tabağım var benim. Sunum ve servislerde kullanıyorum. Öncelikle yoğurdumu şöyle patateslerimin üzerine gelecek şekilde yapacağım. Çok güzel, tatlı farklı yapılıyor. İnşallah ileriki zamanlarda bütün değişik görüntülerini sizlerle paylaşacağım. Ve şimdi köftelerimi alacağım. Üzerine şöyle yanında salatalık turşular, güzel bir içecek. Kendi yaptığınız içecek olabilir. Çocuklarınızın sevdiği bir içecek olabilir. Bazen arada böyle onları ödüllendirmek lazım biliyorsunuz. Ve şöyle bu köfte oranını da çoğaltabilirsiniz. Ve sosumuzdan şöyle bir köfteleriyle beraber her yere gelecek şekilde şöyle gezdireceğim. Ve artık köfteli islim köfteli çökertme kebabımız hazır. Evet, bunu bana İstanbul'dan Nurten'in vermişti. Sağ olsun, ona buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Onu hatırlıyorum her kullandığımdan. Burada belirtmek istiyorum. Benim en iyi takipçilerimden biri. Kendine sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum diyorum. Ve sunum anında şöyle bakın. Artık dilimiz o kadar alışmış ki habire islim kebabı demek geliyor. Yani köfteli çökertme kebabım hazır. Allah Teala yedirmeyi nasip etsin. Çok basit, çok kolay bir şey. Dediğim gibi ileride tavuklusunu, etlisini, jülyenlisini, her şeyini yapacağız inşallah. Ama bu hemen çocukların sevebileceği tarzda büyük bir kolaylık. Evde bulunan malzemeler yaptık. Dediğim gibi öncelikle sağlık, huzur versin. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.